Teşekkür Ve ederim. yine çok değerli müzisyen arkadaşım Itri İmanlı Bey Teşekkür ve ederim. Yasemin Ayan Hanım. Hoş geldiniz programa Hoş tekrar. bulduk. Yüreğine de sağlık. Çok güzel, hakikaten çok zevkli bir iş. Itri Bey, size dönmek istiyorum. Sizin kendi başınıza yaptığınız çalışmalar da var. Evet. Örneğin bu elindeki CD. Siz müzikal geçmişinizden biraz bahsedebilir misiniz? Nasıl başladı? 6 yaşında başladım. Ailem tabii çok musikişinas, çok teşvikkar oldular bu usta. O büyük bir şans zaten. Biliyorsunuz eski kuşakta müziğe bakış açısını bilirsiniz. Yani engellenmiştir çoğu insan. Ben de olmadı. Bilakis teşvik edildim. Ben de olmamıştı çok şükür. Çok şükür yani. Ne olursun. Yani sınırsız imkan tanımdı o açıdan. Şansım odur. Evde bir kanun vardı. Kanunla sürekli zaten bir arada olduğum için öyle bir şey kesin başlangıç tarihi yoktur. Hafızamın bildiği evet. kadarıyla sürekli bir irtibatım vardı ufak yaştan itibaren. Benim ilk hocam rahmetli yeni vefat etti kendisi. 3-4 ay oldu. Nuri Şenli'dir. Eski Ankara Radyosu sanatçılarından, koro şeflerinden kendisi. Öyle başladık. Daha sonra işte özellikle nota hususundaki bir şeyim oldu. Biraz sıkıntılarım oldu. Onu kendim çözdüm notayı. Öyle bir güzel bir şeydir o benim için. Okuma yazmayı çözdükten sonra. O notayı öğrenince zaten
akademik anlamda kendi çalışmanızı kendiniz idame ettirecek düzeye geliyorsunuz. O anlamda tahsilimi de fizik üzerine devam ettirdim. Yani matematik yönü olan bir insan olarak fiziğe de devam ettim. Fizik mühendisi oldum. Bir de daha sonra master'ı da tamamladık. Bu çalışmalara da bir müzik çalışmalarını 99 yılında kurduğum kendi ismimle Itri Müzik Okulu halen Kadıköy'de mevcut olan orada idame ettirmekteyim. Bu bağlamda yine Kadıköy Belediyesi'nin KASTAV organizasyonuna bağlı olarak muhtelif korolar çalıştırıyorum. O elinizde tuttuğunuz evet, o isimli albümüm benim ilk albümümdür. Orada biraz değişik sentetik çalışmalar yapmaya gayret ettim. Batı ağırlıklı mı? Batı, Doğu ve biraz sentez. Şey gibi, bit pazarı gibi bir çalışma. O zaman tam bir sentez demektir. Daha doğrusu çok tuhafiye dükkanı gibi değişik sentez çalışma. İşte caz, bir tane caz eserimiz var. Benim kendi beste denemelerim var. Özellikle Türk müziği motiflerini armonik altyapı üzerine düşündüğüm için armonizasyonu kolay oluyor. Öyle bir tarafı var. Kimler var bu albümde ya? Kimlerle birlikte? Bu albümde şans ki değerli müzisyenlerle çalışma şansı buldum. Neyzen Ercan Irmak şereflendirdi. Onun gibi nice işte gitarda Ercüment Ateş, trompette Şenova Ülker, Türk müziği enstrümanlarda kemanda Vaki Kemancı vesaire gibi Asım Ekren Davul'da albümümüze renk kattılar. Sağ olsunlar, çok büyük katkıları oldu ve gönül şevkiyle bu işi yaptılar. Yani maddi olarak çok zaten bir sanatsal şey, olamaz zaten. Bunlar prestij çalışmaları. Tabii zaten de. Siz de çok daha iyi bilirsiniz. Prestij çalışmaları olduğu için bunlarda daha çok sanatçının gönlünü koyması çok önemli. İsmi de enteresan. Doğu İmanlı'nın Doğu. Doğu. Doğu'da işte hem notadaki işte bildiğimiz hani o Dominika'nın kısaltılmış ilk nota uttu işte sonra Doğu oldu. Doğu, Doğu hem de aynı zamanda Uzak Doğu felsefesinde olgunlaşmaya giden yol anlamında. Aikido'daki, Tekvando'da, Karate'de olduğu, Doğu'da olduğu gibi Doğu onların şey doğusu. Kelimesi oraya atıf edilerek Doğu, yol anlamında. Daha erişimin sonu yok çünkü. Yani yaptığım hiçbir şeyi beğenmiyorum. Daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Daha başka albümlerde düşünüyor musunuz? İşte tabii ki bu tür çalışmalarda şey lazım. Yani biliyorsunuz pazarlama çok önemli. Bizim çok dışımızda bir dünya. O dünyaya ayak uydurabilmek için bir takım tavizler vermek durumundasınız. Ben de o yapıda değilim. Allah'a çok şükür ki hayatımı maddi olarak idame ettireceğim bir okulum olduğu için. Zaten organizatörlere vesaire mümkün mertebe uzak durmaya çalışıyorum. O zaman zaten kendi daha, ayağımda kaldırmaya çalışıyorum. Bu çalışmaları daha özgür. Evet. Daha performansı yüksek şeyler yüksek çıkıyor o zaman. Yapabiliyorsunuz. Yani, popülist kaygılardan uzak kalıyorsunuz. Çoğulcu kaygılardan. Yani onun için albümümü daha yaparsam eğer yine aynı şekilde gönlümün, ruhumun ve beynimin harmanı olarak ortaya koyuyorum. Ne güzel. Eline yüreğine sağlık. Sağ olun. Çok İnşallah teşekkür ederim. Yenilerine de. Sizlere de çok teşekkür Allah ediyorum ayrıyeten. Sağ olun. Sağ olasın. Buyurun. Şimdi o zaman bir mola daha verelim, müzik molası. Bu sefer de Sesimde Şarkısı Aşkın. Bu şarkıyı da biliyorum ben. Çok güzel bir şarkı. Sağ ol. Bir de bunu dinleyelim hep birlikte sizden. Dinleyelim.